Merhaba arkadaşlar. Günümüzde tüm iş yerlerinin en büyük sorunlarının başında ön muhasebe yer alır. Gazikent Eğitim Kurumları, Gaziantep'te ön muhasebe konusunda eğitim sonunda kurs yerlerine MEP onaylı sertifika veren tek kurumdur. Kurumumuzda LKS eğitimi uzun yıllardan beri verilmekte olup bunun haricinde gerektiğinde biz öğrencilerimize, kurs yerlerimize referans olmakla birlikte onların istihdamı için elimizden geleni yapmaktayız. LKS Go nedir? LKS Go Windows tabanlı bir program olup iki modülden oluşmaktadır. Bunlardan birinci modül olan LKS SYS yani yönetim modülü, sistem modülü. Burada biz firma tanımlamalarımızı yaptıktan sonra gerekli yetki tanımlamaları, kullanıcı tanımlamaları, yetki kısıtlamaları gibi teknik veri tabanı oluştuktan sonra ticari sete geçeriz. Ticari sette ön muhasebe dediğimiz muhasebenin temel basamakları olan çek senet, kasa, banka, cari hesap gibi işlemleri ticari set alanında yaparız. Genel muhasebenin temel bacağını oluşturan faktör ön muhasebedir. Ön muhasebede birçok evrak akışını, birçok evrak kaydını yaptıktan sonra resmi muhasebenin önüne sunmaktadır. Ön muhasebe kayıtlarını ticari sette yapabilmemiz için firma tanımlamamızı yaptık. Ticari sete geçtik. Artık burada çek senet, kasa, banka, stok gibi takip işlemlerimizi buradan yaparız. Şimdi öncelikle yönetim modülünden firma tanımlamamızı yapalım. Ondan sonra ticari sete geçip hangi işlemleri nasıl yapıyoruz kısaca değinelim. Yönetim modülümüzü açtıktan sonra burada sol üst köşede yönetim sekmesi var. Buradan firmalar sekmesine tıkladıktan sonra burada görüyorsunuz daha önce açmış olduğumuz şirketler var. Bunların hiçbirisi şu an bizi ilgilendirmiyor. Karşımıza çıkan ekrana sağ tıklıyoruz. Ekle komutumuzu veriyoruz. Burada sihirli tuşumuz sağ tıktır. Sağ tıklayarak ilerleme yaparız her zaman için. Sağ tıkladık. Yeni şirketimizin adını oluşturalım. Ne diyelim? Örneğin Gazikent Eğitim Kurumları. Gazikent Eğitim Kurumları. Burayı blokladık. Aynısını aşağıda yazdık. Burada detaylar kısmına mutlaka işaretlememiz lazım. Detaylar kısmına geçmemiz lazım. Burada çalışma bilgilerinden cumartesi, pazarı işaretlememiz çok önemli. Çünkü resmiyette cumartesi, pazar tatil günlerine denk geldiği için kayıt yaparken, ticari set modülüne geçtiğimizde kayıt yaparken izin vermeyecektir. Çalışma bilgilerinden cumartesi, pazarı aktif ettik, kaydet dedik. Çıkan uyarıları tamam diyerek ilerliyoruz. Burada bize şunu söylüyor. Firma veri dosyaları bulunamadı, oluşturmak istiyor musunuz diyor. Tabii ki tamam diyerek geçiyoruz. Firma dosyalarımızı oluşturuyor. Şu anda firmamızın veri tabanını oluşturuyor. Her firma oluştururken bunu yapar. Her yeni bir firma açacakken bu kayıtlarımızı yapıyoruz. Bunu yılda bir kere ya da yeni bir şirket açtığımız zamanlarda yapıyoruz. Yani atıyorum bir şirkette çalışıyoruz, bir holdingde 10 tane bizim grup firmamız var. Bünyemize yeni bir grup firması ekleyeceğiz. Yeni bir şirket tanımlaması yapmamız gerekiyor. Geliyoruz yönetim modülünden, buradan yeni firmamızı tanımlıyoruz. Ya da işe ilk defa başlayacağız, yeni bir şirket kuruyoruz. Yeni şirketimizin gelip kaydımızı buradan açıyoruz. Standart hesap planı oluşturmak istiyor musunuz diyor. Bu nedir? Standart hesap planı Türkiye'de tek düzen hesap planı uygulanmaktadır. Burada diyor o tek düzen hesap planındaki bütün muhasebe kodlarını buraya oluşturalım mı diye soruyor. Tamam diyoruz. Standart rapor tasarımı oluşturmak istiyor musunuz diyor. Yine keza biz kayıt işlemlerimizin sonunda zaman zaman rapor almamız gerekir. Diyor ki bu rapor tasarımını burada oluşturmak istiyor musunuz diyor. Tamam diyerek geçiyoruz. Firmamızı oluşturduk. Burada firma tanımlamasını yaptıktan sonra açtığımız firmanın üzerine sağ tıklıyoruz. Standart kayıt numarasını oluştur diyoruz. Bunu bir kereye mahsus diyoruz arkadaşlar. Bunu oluşturduktan sonra sol taraftaki, en sol taraftaki artıya tıklıyoruz. Burada yeni bir dönem
açıyoruz. Biz hangi yılda çalışacaksak 1-1-2019, 31-12-2019 tarihler arasında bir tarih dönemi açıyoruz. Kaydet diyoruz. Çalışma dönemi bulunamadı, oluşturmak istiyor musunuz diyor. Elbette oluşturmak istiyoruz diyoruz. Yine firma tanımlaması yaparken oluşturduğumuz gibi aynı şekilde burada da dönem için veri tabanı oluşturuyor. Dönemle ilgili bu yıl bitti örneğin. 31 Aralık 2019 bitti. 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 arasında yeni bir dönem oluşturmamız gerekiyor. Her yıl için yeni bir dönem oluşturmamız gerekiyor. Dönemin haricinde bir de tekrar devir işlemi yapmamız gerekiyor. O bakımdan firma tanımlaması, dönem tanımlaması, veri tabanı oluşturması çok önemli. Yılda bir kere de olsa önem arz ediyor. Oluşturduğumuz dönemin üzerine sağ tıklıyoruz. Tekrar ne demiştik? Sildi tuşumuz sağ tık. Standart kayıt numarası oluştur diyoruz. Firmanın üzerinde yapmıştık aynısını. Bu sefer burada dönemin üzerinde yine standart kayıt numarası oluştur diyoruz. Onu yaptıktan sonra tekrar sildi tuşumuz sağ tuşla çalışma dönemi olarak işaretle dedikten sonra firmamızın tanımlamasını yapmış bulunmaktayız. Ayrıca firma tanımlaması yaptıktan sonra yönetim modülünde kullanıcı tanımlamaları, kullanıcı yetki ve kısıtlamalarını da yapabilmekteyiz. Yani bizim çalıştırmış olduğumuz elemanların her birisine ayrı ayrı modülleri kullanma yetkisi verebilmekteyiz. Her birine ayrı modüllerden ayrı sekmelerle kullanma veya kısıtlama yetkisini burada kullanıcılar sekmesinde vermekteyiz. Ona daha sonraki aşamalarda değinebiliriz. Şu an ticari setimizi açtık. Ön muhasebe ile ilgili kayıtlarımızı yapabiliriz. O bakımdan yönetim modülümüzü kapatıyoruz. Ticari sete geçiyoruz. Ticari set modülümüze geçtik. Yönetim modülünde tanımlamıştık zaten firmamızı. Gazikent Eğitim Kurumları 1-1-2019, 31-12-2019 burada gördüğünüz gibi buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi yıla ait kayıtları yaptığımızı bilmemiz açısından çok önem arz ediyor. Burada ticari sette ön muhasebede kullandığımız menüler şunlar. Stok. Stok firmamızın genel ürünlerinin takip edildiği alandır. Üretim işletmesi ise üretimle ilgili malzemelerimizin ya da ticari işletme ise mal alıp mal satıyorsak bu kayıtların yapıldığı, takip edildiği alandır. Fatura modülü alış faturalarımız, satış faturalarımız, alış iade ve satış iade gibi faturaların takip edildiği menü. Cari hesap, cari hesap bizim alış ve satış yaptığımız bütün firmaların ya da müşterilerin kayıtlarının takip edildiği menüdür. Yani stok, fatura, kasa, banka, çek, senet gibi bütün işlemlerin hareketlerinin biriktiği havuzdur. Bakiyesel olarak burada hareketlerini takip edebiliriz. Kasa şirketimizin kasa işlemleriyle ilgili tahsilat ödemelerinin takip edildiği menüdür. Banka şirketimizin mevduat, vadeli mevduat, vadesiz mevduat gibi hareketlerin takip edildiği alandır. Çek senet, bildiğiniz üzere çek senet bir ödeme aracıdır. Para yerine geçen, vadesinde tahsil edilmek üzere alınan değerli evraklardır. Yine çek senet modüllerimiz de burada giriş kayıtlarımızı bodrolar sekmesinde yaparız. Detaylı olarak tabii daha sonraki derslerimizde, tanıtımlarımızda anlatacağım onları. Muhasebe, bu resmi muhasebe ile ilgili bir alan arkadaşlar. Burada tek düzen hesap planı ile ilgili, yani şirketin resmi kayıtları. Ön muhasebe değil de resmi kayıtların yapıldığı alandır. Muhasebeleştirme, yine yaptığımız işlemleri muhasebeleştirme, resmi muhasebeleştirme açısından kullanılan menüdür. Teminat kısmı çok fazla ön muhasebede kullanılmıyor. Satın alma satış tanımları ise almış olduğumuz ya da satmış olduğumuz ürünlere alış satış tanımları yaptığımızda daha sonraki işlemlerimizde fiyatlarımızı bize otomatik getiriyor. Yani hangi ürünü hangi fiyata tanımlamışsak, hangi müşteriye tanımlamışsak o fiyatı bize otomatik getiriyor. Bu kayıtları yine buradan yapıyoruz. Yönetim kararı destek biraz teknik bir konu. Çok işimize yaramayan bir alan. Tabii ki üst boyutlarda yarayacaktır. Fakat ön muhasebede çok fazla yaramıyor. Sihirbazlar yine çok kullanılan bir alan değil. Diğer işlemlerde birim setlerimizi oluşturuyoruz. Birim setleri nedir? Adet, metrekare, kilogram, ton vesaire gibi tanımlamaları burada diğer işlemlerden, birim setlerinden
yapıyoruz. Modülümüzde, menümüzde, ticari sette neler var? Bunlara değindikten sonra kısa kısa tanımlamaları göstereyim. Stok kartı nasıl tanımlanır? Stok kartı bizim firmamızın faaliyetini yürüttüğü ürünlerin, malzemelerin tanımlandığı yerdir. Malzemeler sekmesini açıyoruz. Buradan tam ekran yaptıktan sonra şuranın ticari mal olmasına dikkat ediyoruz. Üretim işletmesi ise burada tüketim malı, depozitolu mal, yarım amül gibi alanlar vardır. Biz ticari alıp sattığımızı düşünelim, ticari malımızı. Sağ tıklıyoruz, ekle diyoruz. Burada ticari malın muhasebedeki kodu 153'tür. Burada kırılımlara gitmemiz lazım. Kırılımlar bizim için raporlamada çok önem arz edecek. 153, 01, 001 diye bir kırılım verelim. Ne diyelim? Televizyon. İlk stok kartımız bu olsun. Burada birimlere geliyoruz. Televizyonun birimi adettir. Otomatik olarak adet çıkar. F2 ile kaydet de diyebiliriz. Saati kaydet de diyebiliriz. Tekrar yeni bir kart açtığımızda stok kodumuzu otomatik verecektir. Ne olsun bu? Su olsun. Su diye stok kartımızı açtıktan sonra birimlere geliyoruz. Buradan yeni bir birim seti oluşturuyoruz. Nedir su? Litre. Açıklamaya da litre yazıyoruz. 4 alandaki açıklamaya da burada alt alta litre tanımını yaptıktan sonra kaydet diyoruz. Gördüğünüz üzere ana birimi televizyonun adet, suyun litre. Stok kartımızı bu şekilde oluşturduktan sonra örnek olarak anlatıyorum sizlere, görsel olarak faydalanın diye. Tabii ki bütün dersi burada anlatmamız mümkün değil. Cari hesaplarda yine keza geldik, bir kart oluşturacağız. Burada alıcı ve satıcı olacak. Mutlaka buna dikkat ediyoruz. Sağ tıklıyoruz, ekle komutu veriyoruz. Müşteri ise kartımız bizim 120. 120.01.001. Ne olsun? Müşterimizin ismi Ali Kaya. F2 de diyebiliriz. Kaydet butonuyla da kaydet diyebiliriz. Tekrar bir kart açalım. İkinci kartı açtığımızda kodumuz otomatik olarak geliyor. Bu da 320 satıcı olsun arkadaşlar. 320.01.001. Ne olsun? Oba Makarna AŞ şirketi. Olsun. 320 gördüğünüz gibi kartımız. F2 dedik, kaydettik. Burada bütün hareketlerin birleştiği nokta cari hesaptır. Biz kasa tahsilatı da yapabiliriz, çek senet tahsilatı da yapabiliriz, alış faturası, satış faturası, banka. Bütün işlemler cari hesaplarda burada kartımızın hareketlerinde bakiyesel olarak görür. Evet, cari kartlarımızı tanıttıktan sonra yine bu cari kartlarımızla ilgili kasa tanımlaması yapmamız lazım. Şirketimizin bir kasası mutlaka olur. Kasamızı yine kasalardan tanımlıyoruz. Sihirli tuşumuz sağ tık dedik. Sağ tıklayarak kasamızın kodu 100. 100 kasa. 100.01 diyoruz. Kasamızın ismi Merkez TL Kasa. Merkez TL Kasa dedik. Kasamızı kaydettik. Şimdi kasayla ilgili tanımlamaları kasalardan yapıyoruz. İşlemleri kas işlemlerinden yapıyoruz. Zaten çok şeffaf. Kas işlemleri dedik. Sağ tıkladık. İşlemler yine sağ tık, sihirli tuş ekliyoruz. Cari hesap tahsilat. Şimdi kimden tahsilat yaparız biz? Genelde 120'lerden, yani müşterilerden tahsilat yaparız. Müşterilerden kim var? Ali Kaya var. Şu an herhangi bir borcu var mı? Yok bize. Olmasın, biz örnek olarak 1000 TL bir tahsilat yapıyoruz. Kasamızda böyle bir tahsilatımız oldu. Şu an kasamızda ne kadar paramız var? Bakalım, kasamızda, Merkez TL Kasa'da 1000 TL bir kasamız var. Cari hesaba bakalım, etkisini görelim o tahsilatın. Artı değer mi oluşturmuş, eksi değer mi? Ali Kaya'dan 1000 TL tahsilat yaptığımız için burada 1000 TL bakiye, alacak bakiyesi veriyor. Eğer borcu olmuş olsaydı borcu sıfırlanmış olacaktı. Aynı şekilde ödemeyi de oradan kasa işlemlerinden sağ tıklayarak işlemler, yine sağ tık, cari hesap işlemleri, ödeme olarak devam edeceğiz. Yine ödemeyi biz kime yaparız? Genelde ödemeyi satıcılara yaparız. 320 yazdık, çağırdık. Oba Makarna'nın şu an herhangi bir alacağı yok. Biz örnek olsun diye 500 TL bir kasa ödemesi yapalım.
Kasamızda ne kadar para kaldı? 500 TL para kaldı. 1000 TL tasarruf yapmıştık. 500 ödedik. Kasamızda 500 TL para kaldı. Cari hesaplara bakıyoruz. Cari hesaplarda 1000 TL Ali Kaya'nın alacağı var. 500 TL Obama Kanalı'nın borcu var. Neden? Çünkü biz Obama Kanalı'ya para ödedik. Karşılığında mal almadık. Malzeme almadık. Şu an borç bakiyesi veriyor. Kasa tanımlamamızı yaptık. Banka tanımlaması da keza bunun gibi. Bankalar ve hesaplar diyoruz. Aynı şekilde burada sağ tıklayıp ekleyip banka kaydımızı oluşturuyoruz. Bunu diğer tanıtım videomuzda yine anlatacağım. Banka kartımızı oluşturduktan sonra aynı yerde banka hesabını da oluşturmamız gerekiyor. 102.01 banka kartımız Akbank olsun. Vesaire vesaire adres bilgileri çok önemli değil. Bankamızı açtıktan sonra hesaplar diyoruz. Şurada ticari hesap, dövizli hesap, kredi hesabı olduğuna dikkat ediyoruz. Öncelikle biz ticari hesabımızı açalım. TL hesabımızı. 01 diyoruz. Ne diyelim? Akbank Karagöz Şubesi diyoruz. Hesap numarası, IBAN vesaire bunları yazarsınız. Banka kartımızı da açtık. Banka ile ilgili işlemleri yine banka fişlerinden yapıyoruz. Burada göstereyim kısaca size. Burada gelen havale, gönderilen havale, banka açılış fişi. Yani bir önceki yıldan devreden bankanın bakiyesi ne kadarsa bunu açılış fişinden yapıyoruz. Banka kayıtlarıyla ilgili kayıtlarımızı da hareketlerimizi de banka fişlerinden yapıyoruz. Çek senet dediğimiz modül. Burada çek senet modülümüzü Bodrolar sekmesinden yapıyoruz. Yani Bodrolar'a tıklıyoruz. Burada aşağıdan çek giriş, senet giriş, çek çıkış, cari hesaba, senet çıkış, cari hesaba gibi altta görüyorsunuz zaten detaylı olarak. Daha sonra yine tekrar inceleriz. Genel bilgi olarak anlatıyorum. Burada muhasebe ve muhasebeleştirme daha çok genel muhasebeye, resmi muhasebeye değinen bir konu. O ayrıca bir alan. Yani ön muhasebenin içerisinde muhasebe ve muhasebeleştirme alanını kullanmıyoruz. Şurada son olarak anlatmak istediğim nokta satın alma ve satış tanımlamaları var. Burada biz hangi ürünü, atıyorum bir kalemi A müşterisine kaça satıyoruz? Bunu tanımladıktan sonra o kalemi her A müşterisine çıkışımızda o fiyatı bize otomatik getiriyor. Bu kadar basit. Alışlarda da aynı şekilde B ürününü C firmasından hangi fiyattan almışız? Onun tanımlamasını yapıyoruz. Bize alış ve satış faturalarında otomatik olarak onu getiriyor. Diğer işlemler var. Birim setlerinde hani biz stok kartı açarken litre mi, kilogram mı, ton mu olmasını stok kartının içerisinde de bu alana, bu menüye erişebiliriz. Genel olarak değinecek olursak stok, fatura, cari hesap, çek senet yani şirketin ticari bütün faaliyetlerinin yürütüldüğü alan ticari settir. Burasıdır. Firmamızı biz yönetim modülünde tanımladık. Geldik burada faturamızı, çek senet, kasa, banka bütün kayıtlarımızı burada yapıyoruz. Cari hesap havuzumuzda birikiyor. Hangi müşteriye hangi ürünü satmışız? Hangi satıcıdan hangi ürünü kaç TL'den almışız? Stokumuzda, ambarımızda neler var? Hangi ürünler var? Bankamızda ne kadar paramız var? Kasamızda ne kadar paramız var? Müşterilerden ne kadar çek senet almışız? Bütün bu kayıtları, hareketleri bu modülümüzde kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi programımız genel olarak bunlardan oluşmakta. Ticari sette nelerin olduğunu gördük. Cari hesap, çek senet, kasa banka, stok, fatura gibi menüleri kullandık hep birlikte. Şunu söylemekte fayda var. Logo programı yani LKS programı Antep'te en çok kullanılan programlardan bir tanesidir. Antep'teki birçok firma LKS programını kullanıyor. Ticari olarak kullanıyor. Resmi genel muhasebede de kullanıyor. Aklınıza şu soru gelebilir. Hocam biz geldik kurumunuzdan LKS eğitimi aldık. Başarılı da olduk. Sertifikamızı da aldık. Fakat X firmasına iş müracaatında bulunduğumuzda bizden mikro programını istediler. Ya da netsiz programını istediler. Bu aşamada biz ne yapacağız? Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle. Biz bu programı anlatmakla birlikte programın teknik özelliklerini, işte F2 kaydeder, F3 iptal eder vesaire bu teknik bağlamları anlatmakla birlikte muhasebenin mantığını da anlatıyoruz. Muhasebenin mantığını çözdükten sonra program mikro olsun, netsiz olsun, vega olsun vesaire farklı farklı programlar olsun hiç önem arz etmez. Sadece arayüzleri farklıdır. Biz size bunun mantığını verdikten sonra LKS ile birlikte muhasebenin mantığını aldıktan sonra hangi firmaya giderseniz gidin,
hangi program istenirse istensin, sizin o programın arayüzüne alışmanız sadece 2 saat 3 saati alacaktır. Benim anlatacaklarım bu kadar şimdilik. Görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. Gazikent'te İngilizce, Gazikent'te Almanca, Gazikent'te bilgisayar, Gazikent'te eğitimde kalite, Gazikent'te bilgisayar.